İslami hassasiyetiyle tanınan yazar Hüda Kaya, hürbakış.com adresinden başbakana açık bir mektup yazarak kendisine yazmak için onlarca konu olduğunu hatırlatıyor. Mektubuna bu sözlerle başlayan Hüda Kaya, İstanbul İl Başkanı olduğu ve sonra Büyükşehir Belediye Başkanı oluşunu bir bayramcasına kutladığı günleri hatırlatıyor. Hüda Kaya, Başbakan Erdoğan'ın ülkede yaptığı önemli işlere değiniyor. Yazar Hüda Kaya, Başbakan'ın yaptığı birleştirici konuşmalarına, söylediği sözlere değiniyor yazısının ilk bölümünde. Başbakan'a, size oy veren de, vermeyen de sizin vatandaşınız idi. Kürt, Türk, Ermeni, Rum, Alevi, Sunni ayrımı olmayacaktı artık dediğini hatırlatan yazar Kaya, yazısının bir bölümünde ise şunları yazıyor. Şu an iktidarınızın ustalık devresindesiniz. Yıllar geçti. Köprünün altından çok sular aktı. O Dicle'nin kenarında ne koyunlar ve ne körpecik canlar gitti. Hani bir Uğur Kaymaz vardı, 12 yaşında körpecik bir çocuk. Bir de Ceylan vardı, 14 yaşında masum mu masum bir Dicle güzeli. Sabah koyunlarına bakmaya giderken öğlen yemeğinde annesine sevdiği makarnadan yapmasını söylemişti. Sonra ne mi oldu? Bir düşman ve komşu ülkeden değil, halkını düşmanlardan korumakla görevli olan askerlerimiz tarafından sanki bir arenada aç aslanlara parçalatılan mazlumları seyredilişi gibi karakoldan atlan bir roket ile Ceylan'a nokta atışı yapılmıştı. Aynen Mısırlı Esma gibi makarna yedirmeyi beklediği annesi Dicle güzeli Ceylan'ın beden parçalarını ağıtlarla eteğinde toplamıştı. Bir gariplik vardı. Birlikte darbelerin zulmüne uğradığımız insanlarımız, Filistinli gençlerin çocukların vuruluşuna yıllarca beraber ağladığımız, eylemler yaptığımız kardeşlerimiz Ceylan'a hiç ağlamıyorlar. Hatta hiç görmüyorlardı. Dicle'de kaybolan koyunların hesabından korkarken masum Ceylanlara kıyılıyor fakat yaşanan zulümler görülmüyor. Hatta halklar bilmesin, görmesin ve uyanmasın diye olaylar çarpıtılıyordu. Tek bir Ceylan değildi elbette vurulan ve bedenleri parçalanan. Sivil masum ve mazlum yüzlerce insanımız katledildi 3 iktidar sürecinde. Roboskili çocuklar, Ürek, Uysal, Tosun, Alma ve Encü isimlerini hatırlarsınız Sayın Başbakan. Kendi ülkemizin ordusuna ait uçaklar tarafından nokta atışıyla bombalanan çocuklarımız, hani ayağına bir çift lastik alabilmek, kimi de sırtına bir okul ceketi almak, bir diğeri evdeki yetim kardeşlerine ekmek alabilmek için çıktıkları çileli sınır yolculuğunda bombalandıktan sonra yaralı olanların kurtarılması için gelen ambulans bile askerlerce engellenen ve yarısına yakının bu sebepten donarak veya kan kaybından öldüğü anlaşılan masumlarımız. Hani parçalanan bedenlerini aileleri karlar arasında toplayıp da eşeklerin sırtlarında köye getirilebilen çocuklarımız. Bizim esmalarımız, 34 masum gencimize yüreklerimiz dağlanmışken, Dicle bir kez daha kan akıyorken, sizin bir kelimenizle, bir sözünüzle yürek yangınlarımızı yatıştırabilecekken, ben on başıma laf söyletmem dediğinizde, keşke Mısırlı Esma'yı vuran askerlere meydan okurken, Esma'ya yazılan mektubu dinlerken, kızlarınızı hatırlatıp ağladığınız gibi, Roboskili gençler için de empati yapabilseydiniz. Onların bombalanan bedenlerini gördüğünüzde, kızlarınız ve oğullarınız üzerinde yapacağınız ufacık bir empati ile bile kendi vatandaşınız olan bu mazlumlara da ağlayabilseydiniz, böylesine acı üretmezdi bu topraklar. Sayın Başbakan, zulme uğrayan, katledilen, asker ve sivil zulümlerini size sıralamak değil niyetim. Ama asker demişken hani hatırlarsanız, devlete emanet edilip askere gönderilen gençlerimizin dramlarını, kendi komutanları tarafından vahşice işkence edilerek katledilen masum askerimiz. Mesela bir tanesi Uğur Kantar, bir diğeri Sevak Balıkçı. Onlardan sadece iki tanesi. Annelerinin bir taneleri olan Mehmetçikler. Bütün bu cinayetlerin failleri nerede mi? Sayın Başbakan, size bağlı devletin kurumları el birliği içinde bu masumların katillerini hala koruyorlar ve açığa çıkmasını istemiyorlar. Dicle kenarındaki koyunlardan önce bu canların hesaplarının sorulacağını siz de çok iyi biliyorsunuz Sayın Başbakan. Bu mazlumlar için ağlamıyor, gürlemiyor olsanız da lütfen tıkanan ve güven kaybeden adaletin gerçekleşmesinin önündeki engelleri kaldırın hiç olmazsa. Bu gençler de bizim topraklarımızın esması. Bunu demek hiç de hoşuma gitmiyor aslında. Acıları, isimleri yarıştıran yarıştırana zaten.
Ama aynı Esma gibi hepsi öylesine genç, sivil ve masum ki. Hangi birini yazayım Sayın Başbakan? Hapislerde bir hiç yere okullarından ve hayatlarından alıkonulan binlerce masumdan mı bahsedeyim? Koğuşlarında yatalak, feşli olarak en acil işlerini göremeyen ve altlarına yapan ama tahliye edilmeye yeterli görülmeyen mahkumlardan mı bahsetmeliyim? Kısa keseceğim. Mektubuma son verirken hiç olmazsa Pozantı çocuklarını unutmayalım. Hatırlarsınız. Hani yine devletin emanetinde hapiste olan mahkum çocukların başlarına gelenleri. Hapishanelerde onları korumak ve yaşamlarına yardımcı olmakla görevli olan memurların taciz ve tecavüzlerine maruz kalan mahkum çocuklar. Başlarına gelen olayı açığa çıkardıkları, suçları aşikar ettikleri için zalimi ve suçluyu saklayan sistem tarafından tekrar tekrar mağdur edilen, işkence ve zulümlere maruz kalan çocuklar. Hatta çocuklara yardımcı olup da bu olayı haber yapan bir gazeteci, genç bir kız Zeynep Kuriş'in hapsedildiği olay. Her bir davanın, olayın utancı bir diğerini geçmekte. Ama ne bir ağlayanları var ne de sahiplenenleri. Sayın Başbakan, başlarına gelen utancı yaşatan zalim görevlileri ortaya çıkardı diye defalarca zulmedilen çocuklara ne mi oldu? Kimi yine hapislere konuldu, kimi dayak yedi ve işkenceler gördükten sonra intihar etti. Kimi de dağa çıkmakta buldu yolu. Hani derler ya, gençlerin beynini yıkıyorlar diye. Sayın Başbakan, gençlerin beyinlerini zulümler yıkıyor. Sizin de oğullarınız ve kızlarınız var. Onlar da hepimizin kızları ve oğulları. Ceylan gibi, Uğurlar gibi, Sevak, Roboskili ve Pozantı çocukları gibi. Aynı Mısırlı Esma ve Habibe gibi. Bir de hani size oy vermeyenlerin de başbakanı olduğunuz vatandaşların çocukları olan Ethem Sarısülük ve Ali İsmail ve diğerleri de var. Kendi devletlerinin polisleri tarafından alenen ve vahşice katledilen gençlerimiz. Bizim topraklarımızın esmaları olan muhalif çocuklarımız. Onlar muhalifti ve ölmeyi hak ettiler diye düşündüğünüze inanmam zaten. Ama Sayın Başbakan, ağladığınız Esma da bir muhalif idi. Ama ona ağladınız.